Allah Celle Celaluhu'ya hamd seçtiği kullara selam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ümmetimin ömrü 1500'ü pek geçmeyecek. Buna tabir, buna aynı mana bir sürü hadis-i şerif var. Şimdi 1400'ü aşar, 1500'ü aşmaz hadis-i şerifi, hani 1500'lü yılları aşmaz. 1600'e varmaz diyor yani. Cübbeli bir dansözlük yapıyor. Yani her zaman ümmeti sapık itikat ve bitatlerle bezeyen grubun başında Cübbeli Ahmet ve avanesi geldi. İsmaila ulameti köpekleri dahi bu sistemden, Cübbeli'nin kurduğu nemalanma sisteminden, İsmaila'nın halka arz edilmesi sisteminden nemalandıkları için bir şey diyemediler. Cübbeli'ye bir şey diyemediler. Bu ümmetin ömrü vasfı, yani Resulullah'ın söylemiyle şu an bile yani kendini göstermiş durumda. Alimler birbirlerinin küfürlerine göz yumuyorlar. Yani İsmail Ağa'nın bir küfrü, alimlere ilah iddia etme küfrü, bütün hepsi göz yumuyor. Diğer ehl-i sünnetiz diyenler. Selefiler yummuyorlar. Tamam. Selefiler bu konuda biraz şeyler, onlardan bir adım öndeler. Yalnız ama şunda bir şey var. Yani selefilerin yanlış olduğu bir sürü şey var. Ama haklıymış gibi gözüküyorlar. Niye? Biz ehl-i sünnet, ehl-i sünnetiz diyen kişi ve cemaatlerin, efendilerin, hocaların küfürlerini, cerahatlerini akıttığımız için insanlar otomatikman şeye kayıyor. Selefilere, selefiz diyenlere. Tabii bu da son bulacak inşallah. Yani nasıl son bulacak? Adam diyecek ki bu böyle diyor, şu şöyle diyor. Hakikat kimden tarafa? Bir efendi, yani bu efendi şeyleri, tavrını devam ettirecek kişiler Kur'an-ı Kerim'e bakarlarsa aralarının ayrılacaklarını, bu şimdi efendiyiz diye, efendi diye kabul ettikleri kişilerin, Gavs-ül Azam, Kutb-ül Aktab, şudur budur diye kabul ettikleri kişilerin kendi nefislerini dair kurtaracak mecelleri kalmayacağını anladıkları an tabii hakikati bulma yolunda sayedecekler. Bu da ne selefilerin yanı ne de ehl-i sünnet geçinenlerin yanıdır. Bizim yanımız, bizim kurtuluş itikadımız Resulullah'ın bildirdiği itikat gibidir. Yani Resulullah'ın izini, kemalatı vasıtasıyla, Muhammedi kemalat vasıtasıyla, yani hadislerin açıklanması olsun, ortaya koyulan itikat ve bir İtikat, sapık itikatların ve bitatların izalesi yolunda bir sürü adım atmışız. Ama bunu görmezden gelmek durumunda İsmaila ulameti köpekleri. İsmaila bu ortaya koyulanların karşısında bir şey koyamadığı için bunları, bu ortaya koyulan sapık itikat ve bitatları ve ortaya koyulan sapık itikat ve bitatların izalesi bunların işine gelmiyor. Ha bunlar yanlış mı diyorlar? Yok diyemiyorlar. Yalnız şunu diyemedikleri için bunlar doğru diyemiyorlar. Biz sapıkmışız. Biz küfürdeymişiz. Şirk bataklığı içindeymişiz. Kabullenmek istemiyorlar. Çünkü bu bir süreç. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş işleyen, yani bu sistemin tarikatlara yavaş yavaş işleyen bir süreç olduğundan, yapılanların, edilenlerin sapık ve itikat ve bitatlere müncem olduğu gözükmüyor. Yani oraya tepkili olduğu gözükmüyor. İyi bir şey yapıyorlar zannediyorlar.
Ama Allah-u Teala'nın tayin ettiği ehl-i nübüvvet Mehdi geldiğinde bunları ortaya koyacak ya, Cübbel'in dediği gibi Mehdi'yi beklersin beklersin, o geldiğinde gerçek şeriatı sünneti ortaya koyar dedi, koyar, ondan sonra işine gelmez dersin dedi, bu o değil. Ve bunu diyen lisanı haliyle Cübbel'i hiçbir zaman için karşısına aldı mı? Ben 2 dakikalık, 15 dakikalık yoldayım ben. İsmail Ağa cemaatinden buraya. Bayrampaşa. Buradan oradan buraya. 15 dakikalık yol. Ne oldu? Diplerindeyim. İstanbul'un fethinde Bayrampaşa. Ordu komutanı Bayrampaşa'nın olduğu yer. İşte fetihten önce son durak burası. Aha bize kendi elinizle fethettirirsiniz, ettirirsiniz. Ettirmediniz, bir şey söylüyorum. Ehl-i sünnet itikadına sahibiz diyenler Mehdi'nin ehl-i nübüvvet olduğunu kabul edecekler. Vahye muhatap olduğunu kabul edecekler. Mehdi'nin Allah-u Teala'nın vahyine muhatap olup onu aktardığına, Nebi Resul kavramının onun üzerinde olduğuna, ama bu Nebi Resul kavramının kendini ortaya koyma babıyla, kemalatını ihsar babıyla, imametini ortaya koyma babıyla verildiğini kabul etmek zorunda. Ahirette kendi durumlarına şahit beni görecekler. Bu ehl-i sünnet ulema denilen ullama heyeti köpekleri. Tabi bunların manası var, durup dururken ullama heyeti köpekleri dememişiz. Demişiz ki İsmail Ağa cemaatinin efendileri bu sistemden, Cübbeli'nin İsmail Ağa cemaatini borsaya arz eder gibi halka arz etmesinden sonra ne yaptı? Cemaat büyük bir teveccüh gördü. Büyük bir teveccüh gördü. Bu teveccühten sonra İsmail Ağa hocaları ve alimleri dünyevi ferahlık, müreffehlik içinde olmaya başladılar. Yani çok geniş imkanlar sahibi oldular. Evler, arabalar, işte şunlar bunlar. Ben şimdi bunların seceresini tutamam ama emin olun ki ehl-i tarikin fakr-ı zaruret içinde olması gereken tayfası, İsmail Ağa'nın efendiler tayfası dünyevi efendiler oldular. Yani ahireti gösteren değil, size oraya gidin, bize dünyayı verin diyen efendiler oldular. Ama bir de size, he kızım, bir de size itikat babında, tarihi hak ve hakikat babında doğru itikadı verseler, hadi bir derece diyeceğim ki dini satıyorlar ama doğru satıyorlar derim. Onu da yapmıyorlar. Diyemiyorlar ki biz yanlışız. Çünkü karşılarında Allah-u Teala'nın tayin ettiği bir kul var. Mehdi var. Ehl-i nübüvvet var. O da sözünde en ufak hakikat neyse onu söylemek zorunda. Allah'a binlerce şükürler olsun. Söylemek zorundayım. İnandırmak gibi bir şükrettiğim bir konu varsa inandırmak gibi bir mecburiyetim yok. İşin güzel tarafı, şükrettiğim tarafı, gel, şükrettiğim tarafı bu. İnandırmak gibi bir mecburiyetim yok. Gel. Şimdi, yoksa ki inandırma gibi bir mecburiyetimiz olsaydı yanında keteler var. Bize verilenlerin, bizim ortaya koyduğumuz sapık itikatlerin ve bitatlerin izalesi yönünde hakikat marecindeki doğru itikatler kabul meyanında olmayacaktır dedi değil. Resulullah'ın direkt beyanlarıyla aynı derecede. Yani o kadar itikadı o kadar sahih, basit bir dereceye indirdik ki hani bu muymuş derler mesela. Kader mevzusunu, Allah-u Teala'nın sıfatları hakkında, vahiy, kelam sıfatı hakkında basit
vahiy kesilmiştir diyorlar mesela. Allah-u Teala'nın vahiy, kelam sıfatına taalluk eder. Allah-u Teala'nın kelam sıfatı inkitaya uğramaz, bölünmez, parçalanmaz, vahiy kesilmiştir diyen böyle bir şey diyemez, kafir olur. Vahiy kesilmez. Yalnız şunu diyebilir, Allah-u Teala'nın Celle Celaluhu'nun ona yaklaşacak bu vahiy yakınına ermiş kulları bu zamanda yok diyemezsiniz. Yani bunu siz yapamazsınız. Ulema heyeti köpekleri yapamaz. Niye yapamaz? Allah-u Teala nübüvvet üzere ilafet olacağını Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Nübüvvet üzere ilafet geleceğini. İbn-i Sayyad hadisinde İbn-i Sayyad'ı görmeye giderken Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Duhan 10 suresini koyuyor. Duhan 10 suresinden sonra gelecek Resul Mehdi'dir. Bir de Mehdi'nin çıkışıyla alakalı pek geçmez. 1500'te geçmez buyuruluyor ya. 1400 sene sonraki akitlerden 2 veya 3 akit say. Hadisi var Mehdi'nin çıkışı ile ilgili. Bunu da ortaya koymak lazım. Hani işine gelmiyor ya, kimsenin konuştuğu yok. Ha biz konuşalım. Bizim de derdimiz olursa dünyalık, yani nasıl diyeyim? Bizim de hani şunu yazdık. Ya bir şey yazmaya gerek yok. Yarın bir gün nasıl diyeyim? Yarın bir gün hadi insanlar bizi kabul etti, yani bir para, hani bir neman alayım ben bunlardan, bir şey yazayım desem, hani bir şey yazma bir mecal bulamam, çünkü din ortaya konmuş. Ha şu gece şunu yapalım, bu gece bunu yapalım. Dinin asıllarıyla iştigal ettikten sonra ne yaparsan yap, kurtuluş sadır olmaz. Ya o gece bunu yap. Rüya ile yaptıktan sonra gösterişin milyonda biri bir toz bulaşsa iş sakat yani. Milletin karşısında bir şey yapmak. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bakın. Nasıl iltica edenleri, nasıl iltica, kalpten gizlice iltica edenleri seveceğini, onları sevdiğini beyan ediyor. Yoksa ki insanların takdir etmesiyle hani bir insan yani takdir beklesem kaç sene oluyor? 12 seneyi doldurduk. 2011'de başladım. Aslında 10'da başladım da 11 diyelim. O zaman resmi olarak başlamamıştım. Başladım ama resmi olarak başlamamıştım. Ne oldu? 12 senedir insanların teveccühü babında bir şey görmedim ben. Gerçekten ehl-i nübüvvet bir zat olmasaydım, Allah-u Teala'nın tayin ettiği görevli bir zat olmasaydım, bu denli böyle istikamet üzere ortaya konulan sapık itikatların ve bitatların karşısına mutlaka bir nokta virgül koydum bu zamana kadar. Bunu yapamazdım. İnsanların rızasını arasaydım. Bendeki frekansın en büyük sebebi, itici frekansın en büyük sebebi, çocukluğumdan beri, ufacıkken beri insanların rızası yolunda adım atmadım. Hakikat neyse, buraya kim olursa olsun hakikat maharecinde isabetli görüşüm Allah-u Teala'nın izniyle mutlaka var. Bilmediğim konu vardır, budur derim yani. Bunu da bilmiyorum, bakayım derim. Veya biliyorsan söyle, ayetleri göster, işte hadisleri göster derim. O konu hakkındaki en isabetli kararı Allah'ın lütfuyla veririm. Ama her şeyi de bilirim demedim. Ama şu var, ümmetin içinde bulunduğu sapık ve itikatların, yani bu cemaatler, efendiler vasıtasıyla yani cehenneme akın akın sevk edildiğini görmekteyim. Bunu da hiçbir şey beklemeden
Allah-u Teala'nın rızasını umarak tayin edilme yönümle ben bu zamana kadar hiç gevşemeden, yani bunu da ya boş ver demedim. Bunu da demem yani. Çünkü bu da önemli. Bazı ufak tefek şeyler es geçiyormuş gibi gözüksem de yani tekrar tekrar beyan ettiğim şeyler var mesela. Bitat konusunda. Sapık itikatların yanında bunlar çiçek, bal, yemekten sonra gelen tatlı gibi görünüyor ama tarih boyunca ehli sünnet alimleri bitat ehline kaldı ki bırakın sapık itikati. Bitat ehline. Yani dinde olmayan ve dinde varmış gibi gösteren alim, şeyh, kavs, Kutbül Azam gibi zatların yani itibarın düşürmesi yönünde, hatta onlara cezalar uygulama yönünde bir sürü adım atmışlar. Ki bunların verilen gavsmış, kutupmuş, bilmem neymiş bu gibi şeyler ha olsa da sizin üzerinize onları kabul etmek mecburiyet yok. Yani sizin onları kabul etme yönünde, hani bu gavsmış ya, bu da imanın şartı değil yani. Bunu da anlamak lazım. Şu gavsmış, şu kutupmuş, bu da evliyaymış. Hiçbirisini kabul etmezsin. Yine yani bu, ahiret azabıyla alakalı bir şeye tüccar olmazsın. Ama eli, hani Allah-u Teala'nın yakınlık safhasında olan kullarını inkar edersen ayetler nazarında böyle bir şeye tüccar olursun yani. Cehenneme tüccar olursun ayete muhalif olduğun için. Ama kişilerin bu kemalatlarla hemhal olduğuna dair ki velayet, bunların konuştuğu, ortaya koyduğu ruhbanlık dediğimiz velayet, zıl velayet. Onu da ayetlerde Allah-u Teala onu öyle bir ruhbanlık uydurduklarını, onu da gereği gibi yerine getirmediklerini söylüyor ki ben velayet erbabının Allah-u Teala hakkında hani sapık beyanlarını çok gördüm, okudum. Bunları aktarıp sizin kafanızı bulandırmak istemiyorum. Ama Allah-u Teala'nın işte ben şöyle İzzet Perdeler arkasında şöyle gördüm, böyle gördüm. Ben de şunu söylüyorum. Allah-u Teala hakkında ortaya koyulabilecek en üstü kelam, Allah-u Teala her türlü anlama ve idrakin ötesinde, ötelerin ötesinde, ötelerin ötesinde, ötelerin dahi ötesindedir. Yani ben şöyle gördüm, ben böyle gördüm, küfrü mucip şeylerdir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta ona sorulduğunda ya Resulallah bize Rabbimizi tarif et dendiğinde ben onu nasıl size tarif edebilirim? O nurdur buyuruyor. Şimdi bu hengamede yani sizin efendileriniz de efendilerinizin ortaya koyduğu sapık itikat ve bitatlerle bizim ortaya koyduğumuz bunların izalesini anlamanız ve kavramanız hani biraz zor olur, çok zor olur. Niye? Yani uzun bir süreçle yerleşen sapık itikat ve bitatlerin kabulü meyanı var ki bunlar da sizin efendileriniz de bunları hak zannediyor. Yani zandan ibaret. Bu zanlarından biz uyandırdık ama onlar da bizi nesedemiyorlar İhsan Şenolacak gibi. Yani aciz kalıyorlar. Nasıl ki aciz kalıyorlar? Dedi ki İhsan Şenolacak, Osmanlı zamanında ben Mehdi'yim diyenlere o katılıyormuş. Dedi. Ben de dedim ki İhsan Şenolacak'a cevap verdim. Dedim Osmanlı alimleri acizeymiş demek ki. Yani onları ilzam edemiyor ilimle. Böyle bir ok davasına gidiyor. Demek ki sen de beyan ediyorsun ki Osmanlı alimleri gibi acizeyim ben de. Ben de ilzam edemiyorum. Ok atalım sana demek istiyorsun. Tamam dedim, beni çağır. Beni çağır. Gelmezsen ben dedim adiyim. Sen de dedim oku atmazsan bana ahadi oğlu adisin. Bunlar da Resulullah'ın bildirdiği Deccel'e tabi
70 bin alim bu birincisi. Kafaları kazıtan hariciler bu ikincisi. Yani bitat yönüyle yani. Ben bir sürü o taşlarla, zikirlerle o yapan hadisler var. Hadis yani rivayet bildirilen rivayet var sahabeden. Harp mahacinin bitat olduğuna dair. Bu üçüncüsü. Hani bitatleri falan saymıyorum. Daha bir sürü var da. Seneyi devriyeydi. Oho. Abdest önlüğüydü. Yani bunlar da var da var. Yani Resulullah'ın bildirdiği Deccal'e tabi 70 bin alim. Hariciler. Ondan sonra Resulullah'ın bildirdiği adi oğlu adiler. Yani bunlar niye adi oğlu adi oluyor? Hani normal bir bilmeyen bir insan olsa yani adi olur. Yani mesela memur olalım, memur olalım, masa başı iş yapalım falan dersin adama, çocuğa ufaklığından beri dünya metahını aşılarsın, memur olur, cebellezi yapar, rüşvet alır, bilmem ne alır, devletin kasasından çalar, zimmetine geçirir. Bu adidir. Ama bunlar dini biliyorlar. Dini bilip de din olgusuyla yetişip de zimmetine para geçiren gibi adi oğlu adi bunlar oluyor işte. Yani hem dünyada bu sapık itikat ve bitatlerle hem zevk sefa zevk sefa içinde yaşıyorlar. Hem de bu durumlarıyla ahirette kurtuluşu umuyorlar. Adi oğlu adiler. Bu Allah'ın fazlıdır. Dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.